Umutsuzluk ve ölüm konumuzun başlığı. Bugün sizlerle paylaşacağım konunun başlığı. Zihnimizi darmaya çevirmek teyit ya da güvence sağlamaz. Darma dediği şey, yaşam yolu. Yani bu ruhsal yolculuk, gidilecek yol. Zihnin doğasını kavramak için, özü anlamak için, kaynağa inmek için içinde bulunduğumuz yol. Bu saatte bizi ekran başında mevcut kılan yol, darma. Zihnimizi darmaya çevirmek üstünde duracağımız bir zemin sağlamaz. Aslında zihniniz darmaya çevrildiği zaman süreksizliği ve değişimi korkusuzca kabul eder ve umutsuzluğun sırrını öğrenmeye başlarız. Tibet dilinde ilginç bir sözcük var. Ye tangche. Ye tümüyle, tamamen demek. Ve geri kalanı da tükenmiş anlamında. Hepsi birlikte ye tangche tamamen bitkin anlamına gelir. Tamamen bitmiş diyebiliriz. Bu tam bir umutsuzluk deneyimini, tamamen umuttan vazgeçme deneyimini tanımlar. Bu önemli bir nokta. Bu başlangıcın başlangıcıdır. Umuttan olunacak daha bir yer olduğu, olunacak daha iyi bir insan olduğu umudundan vazgeçmeden asla bulunduğumuz yer veya olduğumuz kişi bağlamında gevşeyip rahatlayamayız. Dikkatlilik sözcüğünün deyimimizle, deneyimimizle bir olmayı, dikkatlilik, meditasyonda bahsettim ya, şamata, dikkatimizi yönlendirmek, uyanık kalmak, orada olmak gerçekten. Dikkatlilik sözcüğünün deneyimimizle bir olmayı, ondan ayrı olmamayı, elimiz kapı tokmağına dokunduğu veya telefon çaldığı veya türlü çeşit duyguları ortaya çıktığı zaman tam orada olmayı belirttiğini söyleyebiliriz. Yani yaptığın şeyin de farkında olmak. Mesela şu dikkattir. Su içiyorum ama suyu içmeden önce bardağı aldım elime, bardağı elime aldığımın farkındayım. Bardağa dokunuyorum. Dokunduğumda fark ediyorum ki üstü hafif serin. Camın önünde kalmış birazcık, üşümüş bardak. Ve içindeki suyu görüyorum. Ağzıma dokunduruyorum dudaklarıma bardağı. Ve camı hissediyorum dudaklarımda. Sonra suyu içiyorum. Su dilime geliyor, dilime değiyor. Sonra bedenime doğru, mideme doğru inmeye başlıyor. Yavaş yavaş gibi. Yani normalde ne yapıyoruz? Kafamızda düşünceler var ya da başka bir yerdeyiz. Suyu dolduruyoruz, pompalıyoruz, su doluyor ve içiyoruz. Su içtiğimizin farkında değiliz, pompaladığımızın farkında değiliz. Bardağı aldığımızı görmüyoruz. Yaptığın her şeyin, dokunduğun, kokladığın, işittiğin. O yüzden beş duyu oryantasyonu çok kıymetli. Bizi şu anda çapalıyor. Dikkatimizi, algımızı keskinleştirmek, dikkatimizde daha yoğunlaşabilmek için beş duyu oryantasyonu yapıyoruz. Ve dikkatlilik sözcüğü tam olduğumuz yerde olmayı tanımlıyor. Bu yüzden. Ne var ki ya tangçe o kadar kolay sindirilmez. O ruhsal yol için esas olan feragatı ifade eder. Bu ne demek, açıklayacak şimdi tabii. Sonunda hepsini elde edebileceğimizi düşünmek gerçekçi değildir. Daim bir güvence peşinde olmak beyhudedir. Çok güzel, çünkü şu anda hepimiz diyoruz ya, belirsiz bir zaman içerisindeyiz. Belirsizlikler içerisindeyiz. Bilmiyoruz işler ne olacak, dünya ne olacak. Bu virüs daha ne kadar kalacak bizimle, daha kaç canı alacak bilmiyoruz. Ve aslında bu hayatın içinde zaten önceden de bilmiyorduk. Hayatın içindeyken de bilmiyorduk. Çünkü bir yaklaşımımız vardı. Daim bir güvence peşindeydik. Aman şu evi alayım, yatırım olsun geleceğe. Şu araba da kenarda dursun. Şu birikimi yapayım.
şu krediyi çekeyim de kendimi güvence altına alayım. Yani sistem öyle bir zihnimizin yarattığı sistem aslında, dışarıdaki sistemde yani senin dışında olan bir şey değil. Öyle bir yaratım yapmışız ki insanlık olarak, sanki daimi bir güvenceye kendimizi mıhlamışız. Her şey kalıcıymış gibi yaşamışız. Ama aslında diyor ki daimi bir güvence peşinde olmak beyhude. Bak işte olan oldu. Olan olduğunda kendini güvensiz hissediyorsan, olmakta olana tutunduğun için, onu kalıcıymış gibi ele aldığın için, ama aslında her şey geçici. Bu benim yorumum. Devam ediyorum şimdi. Zaten Pema da eminim bunlara değinecek. Zihnimizin çok eski ve kökleşmiş alışkanlık kalıplarını bozmak, en temel sanılarımızdan bazılarını tersine çevirmeye başlamamızı gerektirir. Somut, ayrı bir benliğe inanmak, zevk peşinde koşmaya ve acıdan kaçmaya devam etmek, duyduğumuz acı için orada suçlanacak birinin olduğunu düşünmek, bu çok sık yapılan bir şey, kişinin bu tür düşünme tarzlarından tamamen bıkması gerekir. Kişinin bu tür düşünmenin tatmin sağlayacağı umudundan vazgeçmesi gerekir. Çünkü bunlar, bu tür düşünceler bize zarar veriyor. Artık bunu bir kabul edip ne yapabilirim şimdi? Bir sonraki adımım ne olabilir? Bunu artık seçmeyebilirsin. Saklanacak bir yer olduğu umudunu ve inancını sorgulayabildiğimiz zaman ızdırap dağılmaya başlar. Izdırap ne demek? Acıya direnç gösterme hali. Bir acı var ve sen o acıya direniyorsun. O acıyı belki görmüyorsun, o acıyı uzatıyorsun gibi gibi. Umutsuzluk artık içinde bulunduğumuz tribin dağılmaması için bir heves duymamamız demek. Yani hala tribimizi dağıtmamayı isteyebiliriz. Ayaklarımızın altında güvenilir, rahat bir zemin olmasının özlemini duyarız. Fakat saklanmak için binlerce yol ve eksik noktaları halletmek için binlerce yol deneriz. Fakat yer ayaklarımızın altından kaymayı sürdürür. Daimi güvenceye sahip olmaya çalışmak bize çok şey öğretir. Çünkü eğer hiç buna sahip olmaya çalışmazsak, bunun elde edilemeyeceğinin hiç farkına varmayız. Zihnimizi darmaya çevirmek, yani bu yola, spiritüel, manevi yolculuğa, içsel yolculuğa, kendini keşfetme yolculuğuna çevirmek süreci hızlandırır. Her defasında bir kez daha bunun boşuna olduğunu kavrarız ve görürüz ki ayaklarımızın altında bir zemine sahip olamayız. Çünkü gelip geçici o zeminde. Tanrıcı olmakla olmamak arasındaki fark, Tanrı'ya inanılıp inanılmaması değil. Bu Budistler ve Budist olmayanlar da dahil olmak üzere herkesle ilişkili bir mesele. Tanrıcılık, tutulacak bir el olduğuna dair derinlere kök salmış bir inanç. Eğer sadece doğru şeyler yaparsak, bizi biri takdir edecek, yukarılardan biri bizi onaylayacak ya da her neredeyse ve bize itimam gösterecek. Bu ihtiyaç duyduğumuzda her zaman bir bebek bakıcısı olacağını düşündüğümüz anlamına gelir. Çok güzel örnek. Bizler her zaman sorumluluklarımızdan el çekmek ve otoritemizi kendimizin dışındaki bir şeye havale etmek eğilimindeyiz. Sistem, işte sürü psikolojisi dediğimiz şey, koyun gibi güdülme ihtiyacı. Tanrıcı olmamaksa kendimizi korumak için hiçbir şeye uzanmadan şimdiki anın belirsizliği ve muğlaklığıyla gevşemek, bırakmak, teslimiyet. Bazen çünkü yaşamının sorumluluğu senin ellerinde. Bir başkası senin sorumluluğunu senin yerine almayacak. Tezer Özlü de şey der kitabında, kendi kendini kurtaramayını kimse kurtaramaz. Kendimizi kurtarma yolculuğu bu. Biri bizim için bunu yapmayacak. Artık annemiz yanımızda yok. Belli bir yaşa geldik. Annemiz de bir birey. Nasipse annemizi de anne
rolünden kurtaralım zaten. Anne diye etiketlemeyelim, baba diye etiketlemeyelim. Öyle yaptığımızda çünkü onlara sürekli bir sorumluluk yüklemeye devam ediyoruz. Ve onları bu sorumluluğun altında bırakıp kendi içimizde özgürleşemiyoruz hala. Nasılsa annem var, nasılsa babam var, nasılsa eşim var, nasılsa çocuğum var. Hep birilerinin şemsiyesinin altına sığınmak istiyoruz o yağmurda. O yağmurda ıslanmayı seçmiyoruz da o yağmurdan kaçıp birisinin şemsiyesinin altına sığınmayı seçiyoruz. Ve bu bizi bize kavuşturmayı geciktiriyor. Bazen Dharma'nın bizim dışımızda bir şey, inanılacak bir şey, ona uygun niteliklere sahip olunacak bir şey olduğunu düşünürüz. Dışarıda bir yol gibi bu manevi yolculuğu. Ne var ki Dharma bir inanç değil, o dogma değil. O süreksizlik ve değişimin tam anlamıyla takdir edilmesi. Süreksizlik ve değişimin tam anlamıyla takdir edilmesi. Yani şu an mevcut bir durumumuz var. Diyoruz ya, belirsiz bu durum, bu durumu takdir etmek. Yapabiliyor muyuz bunu? En son bir şey paylaşmıştım, son gönderimde ödül olarak nitelendirdim bu süreci. Yani takdir etmek, süreksizlik. Öğretiler, onları kavramaya çalıştığımız zaman dağılırlar. Bunları umut etmeden deneyimlememiz gerekir. Yani umut etmek, üzerine belki bir anlam yüklüyorsun orada. O öğretinin üzerine anlam yüklemeden, sadece yaşamaya izin vererek, yapabildiğin kadarıyla şu anda. Pek çok cesur ve şefkatli insan bunları deneyimledi ve öğretti. Mesaj korkusuzdur. Dharma asla körü körüne izleyeceğimiz bir inanç anlamına gelmemiştir. Dharma bize tutunacağımız hiçbir şey vermez. Tutunma der. Aksine işte bırak, bir anlam yükleme. Tanrıcı olmamak nihayetinde bel bağlayabileceğiniz bir bebek bakıcısının olmadığını kavramak. Dışarıda biri yok bel bağlayabileceğiniz. Kendi kendinin kurtarıcısısın. Yaşamının sorumluluğunu almaya gönüllü olduğunda ancak bunu hayata geçirebilirsin. Sadece iyi bir tane bebek bakıcısı bulursunuz ve sonra o gider. İşte anne babaya yüklediğimiz rollerde belki birçoğumuzun hala böyle. Zorda kalırsam nasıl olsa annem bana yardımcı olur, bana para gönderir. Elini uzatır. Yani sürekli birilerinin desteğinin arkamızda olduğunu, yanımızda olduğunu hissetmek iyi geliyor ama destek var, destek var. Bu konuya sonra girelim. Bazen destek almak güzel bir şey. Kendimize şefkatli davranmanın yollarından birisi. Ama bu desteği muhtacım konumuna çevirdiğimizde orada bir şeyler farklı bir boyut kazanıyor. Destek kelimesi de farklı bir anlam yüklüyor. Tanrıcı olmamak, gelip gidenlerin sadece bebek bakıcıları olmadığını kavramak. Bütün hayat böyle. Bu gerçektir ve gerçek uygunsuzdur. Yaşam, tutunacak bir şeylerinin olmasını isteyenler için daha da uygunsuzdur. Bu görüş açısından bakıldığında tanrıcılık bir bağımlılık. Hepimiz umuda, şüphe ve gizemin kaybolacağı umuduna bağımlıyız. Bu bağımlılığın toplum üstünde acı verici bir etkisi var. Görünen o ki öyle. O kadar bağlanmışız ki dışarıda bizi hasta eden, hasta ettiğini gerçekten bildiğimiz ama bir türlü içinden çıkamadığımız o sisteme o kadar bağımlıymışız ki hala belki birçok kişi evinde çok sıkılıyorum, ne yapacağım, acaba işe geri dönsem mi, şu ne olacak, bu ne olacak, para kazanamayacağım. Hepimizde var bu. Hala kendisiyle çalışan birçok insanda da var. Bunun olması da normal. Çünkü dedi ya, zihnimizin çok eski ve köklenmiş kalıplarını bozmak belki en zorlu görevlerinden biri insanın dönüştürebileceği kendisinde. O yüzden bunların da çıkması normal evdeyken.
evde kendimizle kaldığımız bu süreçte. Ve bu yüzden işte bu bağımlılıkların toplum üstünde acı verici bir etkisi var. Ayaklarının altında sağlam bir zemin olmasına bağımlı olan pek çok insandan oluşan bir toplum pek şefkatli bir yer değil. Buda'nın ilk yüce gerçeği acı çektiğimiz zaman bunun bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmemesi. Acı çektiğin zaman bunun bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmemesi olduğunu söyler Buda. Ne rahatlama. Yani acı çekmek normal. Nihayet bir gerçeği söyledi. Acı hayatın bir parçası. Ve şahsen yanlış bir hareket yaptığımız için bunun olduğunu hissetmemiz gerekmez. Yani acı çekiyorum demek ki bir şeyleri yanlış yaptım hayatta. Demek kendini suçlamak orada. Ama diyor ki yani acı çektiğini kabul etmek kendini suçlayabileceğin bir noktadan çok daha farklı bir yerde. Aslında kendine şefkati geliştirebileceğin nokta acının farkında olmak. Ancak acı çektiğini fark edersen yani acı çekmenin insan deneyiminin önemli bir, esaslı bir parçası olduğunu fark edersen bunu dönüştürebilirsin diyor. O acıyla temas etmek işte hep dediğimiz o acıya değmek. Sabah sabah nelerden bahsediyoruz değil mi? Ama gerçek bu. Gerçekten bahsetmek de neden bahsedeceğiz bilmiyorum. O yüzden onlardan daha çok bahsedeceğim ben. Zaman kavramı diye bir şey yok zaten. O da zihnin yarattığı bir şey. Saat 6 mı, 7 mi, 8 mi? Gerçekten öyle mi? Evet, devam ediyoruz. Ama gerçekte acı hissettiğimiz zaman bir şeylerin yanlış olduğunu düşünürüz. Umuda bağımlı olduğumuz sürece deneyimimizi yumuşatabilir veya canlandırabilir ya da bir şekilde değiştirebiliriz. Ve daha çok ızdırap çekmeye devam ederiz. Yani bir şeylere bağlı olmaya devam ettiğimiz sürece bu dizinde buna attachment diyorlar. Bir şeylere bağımlı olma. Her şeye bağımlıyız yani. Hani bu bağımlılık sadece işte duygular, düşünceler değil. İşte alışverişe bağımlıyız, tüketmeye bağımlıyız. Sevdiğimiz insanlara bağımlıyız. O bağımlılığı diyoruz ki gerçekten seviyorum. Ama aslında sevgiden çok uzakta bir yerde o. O bir bağımlılık. Sana zarar veriyor. Seni o acının içine, o ızdırama daha çok sürüklüyor çünkü. En temelde insan bana bağımlı. Bana bağımlı olduğu için benden çıkıyor zaten. Tüm bu sonsuz bağımlılık çeşidi. Yaşamda deneyimlediğimiz. Ve bu hep bizi bitmek, tükenmek bilmeyen bir ızdıraba sürüklüyor. Izdırabına pençesinden bir türlü kurtulamıyoruz bu sayede. Tibet dilinde umut sözcüğünün karşılığı reva. Korku sözcüğünün karşılığı dokpa. Daha yaygın olarak bu ikisinin bileşimi olan redok kullanılır. Umut ve korku iki yönlü bir duygu. Biri olduğu sürece her zaman diğeri de var. Bu redok acımızın kökeni. Umut ve korku dünyasında her zaman kanalı değiştirmemiz, ısıyı değiştirmemiz, müziği değiştirmemiz gerekir. Çünkü bir şey rahatsız oluyordur, bir şey huzursuz oluyordur, bir şey incinmeye başlıyordur ve biz seçenekler aramaya başlarız. Tanrıcı olmayan bir zihin halinde, yani bir şeylere tutunmayan, bir şeylere bağımlılığı haline getirmeyen zihin halinde umudu terk etmek bir olumlama. Şimdi belki umut kelimesine birçoğumuzun yaklaşımı değişti. Umut ne demekmiş ya gerçekten? Bu kelimeyi hiç böyle düşünmemiştim. Umudumuz var, umut ediyoruz falan. Ya böyle romantize ettiğimiz cümleler kuruyoruz ya yaşam içinde. Belki artık o cümleleri kurmayacaksın bu paylaşımdan sonra. Kafanda bir şeyleri değiştirdi, bir shift oldu. Umudu terk etmek olumlama. Başlangıcın başlangıcı. Hatta buzdolabınızın kapağına her gün her şekilde gittikçe iyiye yazıyor, iyiye gidiyorum gibi sıradan düsturlar yerine umudu terk et yazısını da koyabilirsiniz. Umut ve korku bir şeyden yoksun olduğumuz duygusundan kaynaklanır. Bir fakirlik duygusundan kaynaklanır.
bir türlü kendi kendimize gevşeyemeyiz. Umuda tutunuruz ve umut bizden şimdiki anı çalar. Başkalarının da neler olduğunu bildiğini, fakat içimizde bir şeylerin kayıp olduğunu ve bu nedenle de dünyamızda bir şeylerin eksik olduğunu hissederiz. Olumsuzluğumuzun bizi yenmesine izin vermek yerine, şu anda kendimizi bok gibi hissettiğimize ve buna iyi bir bakış atacak kadar midemizin sağlam olduğunu kabul edebiliriz. Yani bok gibi hissettiğin kendine söylemen normal. Ben bok gibi hissediyorum şu an ve bok gibi hissi nerede? Midemde. Evet, midem sağlam. Çünkü kendime bunu ifade edebiliyorum, itiraf edebiliyorum. Yapılacak şefkatli şey budur. Yapılacak cesur şey budur. Bu boku koklayabiliriz. Onu hissedebiliriz. Dokusu, rengi, şekli nasıl? Bu bok parçasının doğasını keşfedebiliriz. Hoşlanmamanın, utancın ve çekinmenin doğasını anlayabiliriz. Ve bunda yanlış bir şey olduğuna inanmayız. Bir gün ortaya çıkacak daha iyi bir ben olduğuna dair o temel umudu silebiliriz. Ya daha iyi bir ben ne demek arkadaşlar? Bu soru birazcık bugün içinizde yankılanabilir mi? Daha iyi bir ben ne demek? Yani daha iyi bir ben diye acaba kendimde yok saydığım neler var? Kendimde görmediğim daha iyi bir yeni yere bana ulaşmak için kendime kör kaldığım noktalar neler? Daha iyi, daha iyi. Ne demek daha iyi? Bir gün ortaya çıkacak daha iyi bir ben olduğuna dair o temel umudu silebiliriz. Eğer bakmayı seçersek o bokumuzun niteliğine, o içimizdeki kokuşukluğun kaynağına, özüne inebilirsek. Sanki orada değilmiş gibi öylece üstümüze atlayıveremeyiz. Dosdoğru bütün korku ve umutlarımıza bakmak en iyisi. O zaman esas olan aklı başındalığımıza dair bir tür güven ortaya çıkar. İşte burada feragat girer sahneye. Bizim deneyimimizin farklı olabileceği umudundan feragat etme. Daha iyi olabileceğimiz umudundan feragat etme. İçkiden feragat etmeyi, seksten feragat etmeyi ve benzeri tavsiye eden Budist manastır kuralları, bunların doğaları itibariyle kötü ya da ahlaksız olduğunu değil, fakat bizim bunları bebek bakıcısı olarak kullandığımızı belirtirler. Yani neden işte seks yapmıyorlar, neden içki içmiyorlar? Çünkü aslında onlar bizi ele geçiren duygular diye, onlar bizi ele geçiren şeyler diye, onları da bebek bakıcısı gibi hayatımızda bir yere yerleştiriyoruz ve onlara tutunuyoruz ve onlara karşı da bağımlılık geliştiriyoruz sonrasında. Bağımlılık geliştirdiğimiz her şey bizi o duruma, o hale, o kişiye muhtaç kılar. Muhtaç olduğumuzu hissettiğimizde hep ezikleniriz ve gücümüzü elimize alma sürecimiz gecikir. Oysa hayata gücümüzü elimize almak için geldik. Ve bunun bir kaçış yolu olarak, bunları bir kaçış yolu olarak kullanırız. Nereden? Kendimizden, özden, kaynaktan. Bunları rahatlık sağlamak ve dikkatimizi başka yöne yöneltmek için kullanırız. Gerçekten feragat edeceğimiz şey, olduğumuz kişi olmaktan kurtarılabileceğimize dair o dirençli umut. Feragat, yaklaşmakta olanla yüz yüze gelmeye dayanamadığımız için bir şeye tutunduğumuz her seferinde neler olduğunu incelememiz için bize ilham veren bir öğreti. Bir keresinde bir uçakta çeşitli haplar yutmak için konuşmamızı kesip duran bir adamın yanında oturuyordum. Ona bu aldığınız haplar nedir diye sordum. Onların sakinleştirici olduğunu söyledi. Oo, sinirli misiniz diye sordum. Hayır, şimdi değil. Ama sanırım eve gittiğim zaman olacağım dedi. Bu hikayeye gülebilirsin. Fakat kendini rahatsız, tedirgin, huzursuz hissettiğin zaman sana ne olur?
o paniğin farkına var. Hemen bir şeyi tutmaya çalışmanın farkına var. Bu tutuş umuda dayanır. Tutmamaya umutsuzluk denir. Yani korkusuzluk, cesaret aslında. Eğer korku ve umut madalyonun iki yüzü ise umutsuzluk ve güven de öyle. Güvensizlik ve acının hepten yok olacağı umudundan vazgeçmeyi arzularsak eğer, durumumuzun temelsizliği karşısında gevşeme cesaretine sahip olabiliriz. Bu yoldaki ilk adım budur. Eğer korku ve umudun ötesine geçmeye heves duyulmuyorsa, o zaman Buda'ya, Dharma'ya ve Sangha'ya, Sangha birlik demek, şu anda yaptığımız bu çalışma, birlik, bir araya geldik ve paylaşıyoruz. Senin orada sesin çıkmasa da ben biliyorum, son derece buradasın. Ve sen orada olduğun için ben buradayım aslında. Sangha. Eğer korkunun ötesine geçme heves duyulmuyorsa o zaman Buda'ya, Dharma'ya, Sangha'ya, birliğe sığınmak, ayaklarımızın altında sağlam bir zemin olması umudundan vazgeçmekle ilgili. Bu öğreti tarzı, kendimiz bunun için tümüyle yeterli hissetsek de hissetmesek de, uzun bir ayrılıktan sonra annesiyle buluşan bir çocuğun deneyimine, akıldan çıkmayacak, gerçi bildiğimiz bir şeyi duymaya benzediği zaman sığınmaya hazırızdır. Umutsuzluk esas zemin. Aksi halde bu yolculuğu güvenlik kazanma umuduyla yaparız. Eğer güvence elde etmek için yolculuk yaparsak, işte şundan şu kadar para kazansam, şundan da şöyle bir gelir gelse, bunu da bunu yapsam, kafamızda planlar vesaire. Elbet bunlar olacak bu arada. Yani bunlar olacak. Bunların gitmesi zaten belki bir hayat sürecek, belki birçok hayat, bilmiyoruz. Ama biz çalışmaya başlayalım. Çalışa çalışa bu düşünceler bizden gidecek ve saf teslimiyet geliştirmeye başlayacağız. Eğer güvence elde etmek için yolculuk yaparsak, esas noktayı hepten ıskalıyoruz. Meditasyon çalışmamızı güvenlik kazanma umuduyla yapabiliriz. Öğretileri güvenlik kazanma yoluyla, umuduyla inceleyebiliriz. Bütün talimatları güvenlik kazanma umuduyla izleyebiliriz. Fakat bu sadece hayal kırıklığına ve acıya yol açacak. Bu mesajı hemen şimdi ciddiye alarak kendimize çok zaman kazandırabiliriz. Yolculuğa ayağınızın altında sağlam bir zemin olması umudunu beslemeden başla. Umutsuzlukla başla. Bütün kaygılar, bütün hoşnutsuzluklar, deneyimimizin farklı olabileceğini ummanın bütün nedenleri ölüm korkumuzda yatar. Ölüm korkusu hep arka planda mevcut. Zen ustası Shunryu Roshi'nin söylediği gibi, yaşam tam denize açılmak üzere olan ve batan bir kayıkta olmak gibi. Fakat kendi ölümümüze inanmak, bunun hakkında ne kadar çok şey duyarsak duyalım, çok zor. Pek çok ruhsal uygulama bizi kendi ölümümüzü ciddiye almaya teşvik etmeye çalışır. Fakat bunun hedefi vurmasını sağlamanın güçlüğü şaşırtıcı. Hayatta gerçekten güvenebileceğimiz tek şey hepimiz için inanılmaz derecede uzaktır. Yok canım, ben ölmeyeceğim diyecek kadar ileri gitmeyiz. Zira elbette öleceğimizi biliyoruzdur. Fakat bu kesinlikle daha sonra olacaktır. En büyük umut budur. Ha, zaten daha zamanım var. 60'a 70'e kadar yaşasam ben belki 80'i bile görürüm umudu. Ama bilmiyoruz. Ve hayat aslında bununla ilgili örneklerle dolu. Yani 20 yaşında birisi bir araba kazasında vefat edebiliyor. Değil mi? Bilmiyoruz. Bir anda. Ve ona da diyoruz ki vakitsiz öldü. Çok gençti daha. En büyük umudumuz bunu bilerek, yani ölümün her an bir milisaniye uzaklıkta olduğunun bilincinde olup, ama bu bilince, aslında bu bilinçsizlik oluyor bir sonraki safhasında, buna kör kalmaya devam ederek, yani orada değilmiş gibi davranarak yaşamak. Ama ölüm var. Bir nefes kadar yakınımızda.
o yaşamın sona ermesi. Yani bu bedenin. Yaşam devam ediyor. Bilinç devam ediyor ama bu beden yok olabilir. Toprağa karışabilir. Bu da hayatı beslemek için olan bir şeydir. Ölüm üzerine daha sonra ayrıca konuşuruz. Çok bölmek istemiyorum bu yazıyı. Trungpa Rinpoche bir keresinde günlük hayatı ölüm başlıklı bir konferans verdi. Bizler ölümden korkan ve onu bizden saklayan bir kültürde yetiştik. Bununla birlikte bunu sürekli deneyimliyoruz. Bunu hayal kırıklığı biçiminde, hallolmayan şeyler biçiminde deneyimliyoruz. Bunu her zaman bir değişim sürecinde olan şeyler biçiminde deneyimliyoruz. Yani bir yakınını kaybetmek değil de bir şeylerin sona ermesi hayatında da bir ölüm. Yani sona eriş de diyoruz ya, ölüm için aslında zihnimizde o şekilde kodluyoruz. Yani zaten hayatta biz bunu hep deneyimliyoruz. Hep bir şeyler ölüyor, bir şeyler yeniden doğuyor yaşamlarımızda. Bir işi kaybediyoruz ve o işi kaybettiğimizde belki yeni bir işe başlıyoruz. O iş bizim için daha hayırlısı oluyor. Yani o kapı kapanıyor. İnsanın bedeninin döngüsü de aynı bu şekilde. Biz sanıyoruz ki ölünce her şey sona erecek. Ama hayır. Her şeyde olduğu gibi yaşama bak. Yaşam zaten sana ölüm ve doğumun bir döngü, bir diğerinin başı ve devamı olduğunu hatırlatıyor. Bu döngü sürekli devam ediyor. Senin bedenin de böyle. Toprağa karışacak ve sonra tekrar yaşam devam edeceksin sen. O hayata karışacaksın, o toprağa karışacaksın. Ve topraktan yaşamı beslemeye devam edeceksin. Gün bittiği zaman, saniye sona erdiği zaman, nefesimizi dışarı verdiğimiz zaman, bu günlük hayattaki ölümdür. Günlük hayattaki ölüm, istemediğimiz bütün şeyleri deneyimleme olarak da tanımlanabilir. Evliliğimiz yürümüyordur. İşimiz bir türlü yoluna girmiyordur. Günlük hayatta ölümle bir ilişki içinde olmak, güvensizlik, panik, sıkıntı ve yürümeyen şeyler karşısında bekleyebilmeye, gevşeyebilmeye başlamamız demektir. Şu sıralar ölümle ilgili çok okuma yapıyorum ben. Karşıma ölümle ilgili çalışmalar çıkıyor. Ölümün gözlerinin içine daha çok bakmaya cesaret ettiğim bir süreçten geçiyorum. Ölümün daha çok konuşulması gerektiğini hissettiğim, hayatlarımıza daha çok ölüm var ve evet, ölüm olduğu için yaşam var, yaşam olduğu için ölüm var. Bu ikisi birbirini besleyen şeyler. Bak, Elif diyorum kendime, hatırlatıyorum ki şu anda kalmamı daha kolay kılıyor. Bunu söylerken bir korkuyla yapmıyorum ama. Aksine daha güçlü bir yerden, daha cesur bir yerden dile getiriyorum ölümü. Ve bununla ilgili çok fazla çalışma var. Küçük bir parantez açacağım burada. Pazartesi günü Filiz Telek hesabına girebilirsiniz Instagram'da. Bir çalışması olacak Zoom'da. Ölümle ilgili, ölüm yasın bilgeliğiyle ilgili. O çalışmaya eğer ilgilendiyseniz bu paylaşımımla bugün katılın isterim. Ben de katılacağım o çalışmaya. Daha sonra da bana yazabilirsiniz bununla ilgili. Yıllar geçtikçe bebek bakıcısını o kadar çabuk çağırmayız. Ölüm ve umutsuzluk, bebek bakıcısı dediğim bir metafor. Eğer şimdi girdiyseniz bu canlı yayına, lütfen başından itibaren dinleyin. Bu konu dikkatinizi çektiyse. Ölüm ve umutsuzluk doğru motivasyon, kavrayışlı, şefkatli bir hayat yaşamak için doğru bir motivasyon sağlar. Kavrayışlı ve şefkatli, yani daha derin, daha derinden ele alabileceğimiz, daha bütüncül yaşayabileceğimiz bir hayat sağlar bize. Ölümle temas etmek, acılarımıza değmek, dokunmak. Fakat çoğu zaman en büyük motivasyonumuz ölümü savuşturmak. Bizler alışkanlık olarak herhangi bir sorun duygusunu savuştururuz. Her zaman şeylerin değişmesinin, kumun parmaklarımızın arasından akıp gitmesinin doğal bir durum olduğunu reddetmeye çalışırız. Zaman geçip gidiyor. Bu mevsimlerin değişmesi ve günün geceye dönüşmesi kadar doğal. Fakat yaşlanmak, hastalanmak, sevdiklerimizi kaybetmek, bunları doğal olaylar olarak görmeyiz. Ne olursa olsun
bu ölüm duygusunu savuşturmak isteriz başımızdan. Ölümü hatırlatan şeyler gördüğümüz zaman paniğe kapılırız. Parmağımızı keseriz, kan akar ve biz sadece üstüne bir yara bandı sarmakla kalmayız. Bu örneği veriyordum ben de. Fazladan bir şey de ekleriz. Tarzımızı. Bazılarımız orada soğukkanlı bir şekilde oturup üstümüzü başımızı kan yaparız. Bazılarımız isteri geçirir. Sadece bir yara bandı koymakla kalmaz. Ambulans çağırıp hastaneye de gideriz. Bazılarımıza etki etmesi için bilerek tasarlanmış yara bandı sararız. Fakat tarzımız ne olursa olsun basit değildir. Sade temel noktaları içermez. Sadece bu temel noktalara geri dönemez miyiz? Sadece geri gelemez miyiz? Bu başlangıcın başlangıcıdır. Temel noktalar aziz benlik. Temel noktalar aziz kanlı parmak. Şimdiki anla gevşemek, umutsuzlukla gevşemek, ölümle gevşemek, anla. Şeylerin sona erdiği, şeylerin geçip gittiği, şeylerin daimi bir özünün olmadığı, her şeyin sürekli değiştiği gerçeğine direnmemek. Esas mesaj budur. Umutsuzluk ve ölümden bahsettiğimiz zaman gerçeklerle yüz yüze gelmekten bahsediyoruz. Gerçeklerden kaçış yok. Hala her türlü bağımlılığımız olabilir. Fakat bunların mutluluğa açılan kapı olduğuna inanmaya son veririz. O kadar çok defa bağımlılığın kısa süreli zevkine kendimizi kaptırdık ki hayat boyunca. Bunu o kadar çok defa yaşadık ki bu umuda tutunmanın kısa süreli bir zevki uzun süreli bir cehenneme çevirecek bir bedbahtlık kaynağı olduğunu biliriz. Umuttan vazgeçmek ne olursa olsun kendine dayanmaktır. Kendinle arkadaş olmaktır. Kendinden kaçmamaktır. Temel noktalara geri dönmektir. Bütün bunların arka planında ölüm korkusu var. Kendimizi huzursuz hissetmemizin, panik yapmamızın, kaygılarımızın nedeni bu. Fakat eğer şimdiki anı alternatif olan bütün umutlardan vazgeçerek umutsuzluğu tam anlamıyla yaşarsak, yaşantımızla sevinçli bir ilişki, artık süreksizlik ve ölüm gerçeğini görmezden gelmeyen, dürüst, doğrudan bir ilişki kurabiliriz. Evet. Böyledir. Kitabın ismi. Her şey darmadağın olduğunda. Pema Chodron. PDF gönderiyorum şu sıralar herkese bu kitabı. Eğer sende de bir PDF'inin olmasını istersen, şu sıralarda okumak istersen bu kitabı, lütfen mailini gönder, mesajlarda bana. Sana da göndereyim. Teşekkürler katıldığınız için. Sorunuz varsa, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa, eğer bu paylaşımın sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bana yazın. Belki Instagram'da kalmasın da bu canlı yayını YouTube'a yükleyeyim ben. Nasıl olur sizce bu canlı yayınları, bu okumalar yaptığım canlı yayınları bilhassa YouTube'a yüklemek? Faydası olur mu? Eğer size faydalı geldiyse lütfen söyleyin. Birçok kişi de bundan sebeplensin diye YouTube'a yükleyeceğim. Çünkü bu konular üzerinde çok durmamız gereken konular. Başka bu yolda yürümeyi, bu yolda ilerlemeyi seçtiysek eğer, ölümle, ölüm gerçekliğiyle daha çok temas etmek, acılarımıza daha çok dokunmak, korkularımıza daha çok bakmaya cesaret etmek üzerine çalışmalara adım atmamız gerekir. Bu çalışmaları sürdürmenin gönüllüsü olmamız gerekir belki de. Tamam o zaman. Yükleyeceğim.
sağ olun arkadaşlar. Serap lütfen buradan değil de bana mesajlardan mail adresinizi gönderin. Zaten burada kayıtlı kalacak. Size iyi geldiyse başkalarına da duyurabilirsiniz bu canlı yayını izlemelerini. Özellikle bugünlerde ölümü acıyla, belki işte o en büyük korkunuzu, ölüm korkusunun çok şaha kalktığı bugünlerde, içinizde o zuhur ettiği bugünlerde, bir diğerine de şifa olsun inşallah. Evet.